Merhabalar, Pasaj TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir dil videosuyla bu salı gününde karşınızdayız. Bugünkü konumuz le sentiment, yani duygular. Duygularımızı nasıl ifade edeceğimizi yine bazı örnekler üzerinden göreceğiz. Detaylı bir şekilde bu konuyu işlemeden geçmeyelim dedik. Daha önce bazı videolarda öğrendiğimiz şeyler orası da aralarında. Videoya başlamadan önce size katıl butonunu hatırlatmak istiyorum. Bize, derslerimize, videolarımıza destek olmak isterseniz katıl butonu sayesinde bize üye olarak destekleyebilirsiniz efendim. O zaman hadi başlayalım. Direkt örneklerle giriyorum. Örneklerle de teker teker göreceğiz zaten neler olduğunu. Michel a réussi son examen. Il est content. Michel a réussi son examen. Il est heureux. Burada ne diyoruz? Michel a réussi son examen. Bunu daha önce görmüştük. Réussir son examen. Sınavına geçmek anlamına geliyor. Yani sınava geçtiği anlamına geliyor. Başarılı olmak demek zaten. Réussir. Yani Michel sınavını geçmiş. O yüzden il est content. Content, mutlu demek. Okurken ikinci turda heureux dedim. Heureux. Burada da yazdım zaten. Görüyorsunuz. Heureux diye okunuyor. H okunmadığı için falan bir değişik. O da mutlu demek. Ve hatta content'dan daha çok kullanılıyor bile olabilir. Yani ben en azından daha çok kullanıyorum. O da mutlu anlamına geliyor. Ve birbirinin eş anlamlısı. Yani mutlu olduğumu söylemek için veya birinin mutlu olduğunu söylemek için content veya heureux'u kullanabilir. Yalnız bunlar sıfat oldukları için maskülen ve feminen olarak aslında değişiyorlar. Yani Michel bir erkek ama bir kadın için bunu söylüyor olsak content yerine content derdik ve sonuna bir e eklerdik. Heureux ise feminen halinde heureuse şeklinde söyleniyor. Heureuse. Nasıl değiştiriyoruz? Bunu daha önce sıfatlar videomuzda da gördüğümüzü hatırlıyorum. Orada sondaki x'i silip s ve ö yani s ve e'yi koyuyoruz ve feminen bir sıfatımız oluyor. İkinci örneğimize bakalım. Il est difficile de conduire à Paris. Je suis toujours en colère à cause des bouchons. Je m'énerve vite. Il est difficile de conduire à Paris. Je suis toujours en colère à cause des bouchons. Je m'énerve vite. Bakalım burada ne diyoruz. Il est difficile de conduire à Paris. Conduire, araba kullanmak anlamına gelen bir şey. Il est difficile dediğimizde difficile de zor demek. Burada Paris'te araba kullanmak zor diyoruz bu cümlemizde. Je suis toujours en colère à cause des bouchons. Bu cümleye baktığımızda sondan başlayalım isterseniz. Des bouchons kelimesini tanımıyor olabilirsiniz. Bouchon trafik anlamına geliyor. Des bouchons trafik demek oluyor. O zaman cümlenin en başına baktığımızda bakalım neler var. Je suis toujours en colère. Toujours yani her zaman. En colère yani sinirliyim, öfkeliyim. La colère, öfke demek. Être en colère, buraya zaten yeşille yazdım mastar haline, çekilmemiş haline. Sinirlenmek, öfkelenmek anlamına geliyor. Je suis toujours en colère à cause des bouchons. Trafik yüzünden hep sinirleniyorum, hep sinirliyim, öfkeliyim. Bu anlama geliyor. Je m'énerve vite dediğimizde ise s'énerver fiilini kullanıyoruz. S'énerver yine sinirlenmek, öfkelenmek anlamına gelen bir fiilimiz. Vite de bir zarf, hızlı anlamına gelen bir zarf. Ve burada diyoruz ki ben hızlıca sinirleniyorum, hızlı öfkeleniyorum, hızlı bir şekilde sinirleniyorum diyoruz. Je m'énerve vite dediğimizde. Yani burada öfkeyle ilgili, öfkemizi, sinirimizi nasıl ifade edebileceğimizle ilgili şeylerimizi bu örneğimizde görmüş olduk. J'ai peur de marcher seul la nuit. J'ai peur de marcher seul la nuit. Burada ne diyoruz? J'ai peur. Avoir peur. Bunu daha önceki videolarda daha önce gördük aslında. Avoir peur'ü de ben size orada yeşil olarak yazdım. Mastar halini verebilmeniz için yine, çekilmemiş halini görebilmeniz için. Korkmak anlamına geliyor. Avoir peur. Peur, korku demek. J'ai peur, avoir peur, korkmak anlamına geliyor. Ve burada da diyoruz ki marcher, yürümek manasına gelen bir şey. Seul, yani yalnız. La nuit de gece. Yani gece yalnız yürümeye korkuyorum diyoruz bu örneğimizde ve korkumuzu bu şekilde ifade ediyoruz. Keşke korkmasak diyerek öbür örneğimize geçiyoruz. Il n'ose pas prendre la parole
en public. Il est très timide. Il n'ose pas prendre la parole en public. Il est très timide. İlk cümlemize bakalım. Birazcık anlayamayabileceğimiz kelimeler var. Il n'ose pas ile başlıyor. Ose, cesaret etmek anlamına geliyor. Il n'ose pas dediğimizde cesaret edemiyor diyoruz. Peki neye cesaret edemiyor bakalım. Prendre la parole. La parole söz demek. Prendre la parole söz almak demek. Tamam, o zaman söz almaya cesaret edemiyor. Nerede? Nasıl edemiyor? En public. Yani kamusal alanda. Kamusal alanda değil, en public nasıl diyeceğim? Kamuda. Bir saniye. La parole en public. Yani insanlar varken kamusal bir ortamda söz almaya cesaret edemiyor diyoruz. O zaman bu insan nedir? Utangaçtır yani, değil mi? Söz almaya cesaret edemiyorsa. Bakalım nasıl diyormuşuz. Il est très timide. Timide. Bu da bir sıfat. Utangaç. Être timide şeklinde söylüyoruz. Bu da gördüğünüz gibi zaten. Timide, maskülen ve feminen olarak kullanıldığında değişmeyen sıfatlardan bir tanesi. Yani sonuna e eklemek, çıkarmak falan bir şeylerimiz yok. Hep timide olarak kullanılıyor. Je ne suis pas surpris par les résultats de cet examen. J'ai travaillé beaucoup et j'ai réussi. Je ne suis pas surpris par les résultats de cet examen. J'ai travaillé beaucoup et j'ai réussi. Bakalım burada ne suis pas surpris demişiz. Surpris, sürprizle benzeşen bir kelime ve aslında şaşırmak için kullanıyoruz. Ve burada aslında diyoruz ki ben şaşırmadım, şaşırmıyorum. Neye şaşırmıyormuş bakalım. Les résultats yani sonuçlar. Bu sınavın sonuçlarına şaşırmıyorum. J'ai travaillé beaucoup. Çok çalıştım. Travaillé çalışmak. Et j'ai réussi. Çok çalıştım ve başardım. O yüzden bu sınavın sonuçlarına şaşırmıyorum. Je ne suis pas surpris. Burada être surpris şeklinde söylüyoruz. Aynı zamanda işte s'étonner veya être étonné gibi yine şaşırmak için kullanılan fiiller de var. Bunlara da bakabilirsiniz isterseniz. Il est jaloux de son frère. Il pense que sa mère l'aime plus que lui. Il est jaloux de son frère. Il pense que sa mère l'aime plus que lui. Jaloux. Il est jaloux de son frère. Şimdi erkek kardeşinden ne olabilir diye bir düşününce erkek kardeşini kıskanıyor diyoruz aslında burada. Jaloux kıskanç anlamına geliyor. Être jaloux de quelqu'un birini kıskanmak anlamına geliyor. Quelqu'un dediğimizde herhangi biri demiş oluyoruz. Yani burada herhangi biri de son frère. Être jaloux de son frère. Kardeşini kıskanmak şeklinde. Neden kıskanıyormuş bakalım. Il pense que, yani o düşünüyor ki annesi onu ondan daha çok seviyor. Yani burada l'aime dediğimizde o el apostrof bizim pronomumuz. Ve son frère'e işaret ediyor. Lui ise kendisini söylüyor. Yani onu ondan daha çok seviyor şeklinde söylüyoruz bunu. Biraz karışık gelmiş olabilir ama kıskançlık birazcık üç insan ilişkisi içerdiği için cümleleri karıştırıyor olabilir. Ses amis ont oublié son anniversaire. Il est triste. Ses amis ont oublié son anniversaire. Il est triste. Şimdi ilk cümleye bakalım. Son anniversaire'i gördük. Anniversaire ne demekti? Joyeux anniversaire diye söylüyoruz. Yani doğum günü demek. Ve görüyoruz ki ses amis yani onun arkadaşları onun doğum gününü unutmuş. Çünkü oublié unutmak demek. Arkadaşlarınız doğum gününüzü unutursa ne olursunuz? Üzgün olursunuz. O yüzden il est triste. Triste, üzgün anlamına geliyor. Il parle trop fort. Sa voix m'agace beaucoup. Il parle trop fort. Sa voix m'agace beaucoup. Parler trop fort. Yani çok yüksek sesle konuşmak. Sa voix, yani onun sesi beni agace ediyor. Çok agace ediyor. Çünkü sonunda boku da var. Agace ne demek? İrite etmek, sinir etmek anlamına geliyor. Yani böyle bir şeye uyuz olduğunuzda beni uyuz etti, sinir etti, irite etti falan demek için agace'yi kullanabilirsiniz. Burada da çok yüksek sesle konuşan birisinin sesinden agace olduk. Je n'ai rien à faire. Je suis ennuyé. Je n'ai
rien à faire. Je suis ennuyé. Je n'ai rien à faire. Rien, hiç demek. À faire dediğimizde, yani rien à faire dediğimizde aslında yapacak hiçbir şeyimiz yok anlamına gelen bir şey söylüyoruz. Yani burada da diyorum ki yapacak hiçbir şeyim yok. O yüzden je suis ennuyé. Yani sıkıldım. Être ennuyé, sıkılmak anlamına geliyor. Ils se sont connus la semaine dernière. Le coup de foudre. Ils sont amoureux. Ils se sont connus la semaine dernière. Le coup de foudre. Ils sont amoureux. Evet, şimdi buna bakalım. Ils se sont connus la semaine dernière. Se connaître. Tanımak, tanışmak birbiriyle. Ve burada diyoruz ki onlar geçen hafta tanıştılar. La semaine dernière. Tanıştılar. Le coup de foudre. Bu ne demek? Le coup de foudre bir deyim, bir ekspresyon. Ve yıldırım aşkı anlamına geliyor. Zaten buradaki foudre da yıldırım demek. Yani geçen hafta tanıştılar. Hop, yıldırım aşkı diyoruz. Ve ils sont amoureux diyoruz. Amoureux de aşık demek. Yani onlar aşık. Aynı zamanda birine aşık olmak demek için aşık olmanın kullanıldığı fiil de tomber amoureux. Yani aşıklığa düştüm gibi bir çevirisini yapabiliriz Türkçe'ye. Bunu da unutmayalım. Tombe, amoureux. Tombe zaten düşmekteki tombe. Bunu da kullanabilirsiniz aşkınızı dile getirmek için. O zaman videoyu burada kapatalım. Videoyu beğenip paylaşırsanız ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Eğer bizi desteklemek istiyorsanız katıl butonuna tıklayıp bize üye olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. İyi bakın. Hoşçakalın.